Gece gökyüzünde parıldayan dünyanın ayı, binlerce yıldır büyüleyici bir astronomik nesne olarak kaldı. Ay, medeniyetin başlangıcından beri insanlığın hayal gücünü büyüledi. Dünyanın dörtte biri büyüklüğündedir ve gece gökyüzünde açık ara en baskın gök cismidir. Dünyanın sadık yoldaşı, gece gökyüzünde en görünür gök cismi. Onun hakkında söyleyebileceğimiz ve ciddi oranda kafa karıştıran, daha da önemlisi bizleri birkaç tık daha fazla ve derinlemesine düşünmemizi gerektirebilecek teoriler de mevcut durumda. Peki neden ay konusunda bu kadar güvensizlik yaşıyoruz? Neden Amerika'nın ilk ay seferinin tam bir kandırmacadan ibaret olduğunu düşünüyoruz? Neden Amerika ay misyonlarının devamında aya kolaylıkla gitmeyi başarabildikten sonra Apollo 17 görevinin sonunda elde edilen verileri gizledi ve devamında yapılacak olan diğer Apollo görevlerini iptal etti? Peki ya ayın karanlık yüzü ne olacak? Ayın karanlık yüzünü neden göremiyoruz? Oraya giden uzay araçlarımızın verileri neden yayınlanmıyor? Yakın bir tarihte ayın karanlık yüzüne giden Çin uzay mekiği ve görevlileri neden bariz ve net bir şekilde ayın karanlık yüzünün görsellerini yayınlamıyorlar? Belki evet yayınlandı diyenleriniz olacaktır ama unutmayın ki yayınlananlar dünyadan bakınca ayın yüzeyindeki en uzak noktaların yani yine de görüntülenen yerlerin görsellerini yayınladılar. Ve o görsellerde zaten dünyadan görünüyordu. Peki neden gerçek anlamda ayın karanlık yüzü yayınlanmıyor? Korkulan şey nedir? Bu öyle gizemli ve karanlık bir perde ki aralamak veya aydınlatmaya çalışmak imkansız gibi görünse de bilime dayalı teoriler aslında gerekli cevapları gözler önüne koyabiliyor. Peki bir başka pencereden bakalım. Ruslar ayda ne buldu? Ayın yüzeyinde astronotları neden öldü? Onları bulan Amerikalılar ne yaptı? Amerikan astronotları neden öldü ve hayatta kalan astronot dünyaya ne getirdi? Cevaplarınız var mı? O halde mutlaka yazın. Ay teorisi dosyasının ikinci videosundayız. Kahvenizi hazırlayın, videoyu tam ekran yapın, not defterinizi alın ve izlemeye devam edin. Tabii bu arada abone de olun. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, we have to go for ignition start, 2, 1, 0, booster ignition, and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Houston Endeavour, roll program. Roger, roll Endeavour. This is Mission Control Houston. Endeavour's roll maneuver is complete. İlk soru, ay yapay olabilir mi? İlginç bir şekilde Dünya ile eş zamanlı rotasyonda olduğu için sadece bir tarafını görüyoruz. Bu kendi ekseni etrafında dönmesinin Dünya etrafındaki yörüngesini tamamlaması kadar uzun sürdüğü anlamına gelir. Bu nedenle ayın sadece bir tarafını gözlemleyebiliyoruz. Yani ay yüzeyinin %41'i hiç görülmüyor. Bir santim bile şaşmıyor. Hiçbir şekilde şu an gökyüzünde gördüğümüz ayın farklı bir tarafını göremiyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda kültür aya hayretle baktı. İnsanlık için çok özel bir yerdir. Ve eski kültürler ayın insanlarla derinden bağlantılı olduğunu biliyor olsa da bu garip bağlantıya ek olarak ayda sayısız tuhaflık olduğunu modern insanlara kadar anlamadık. İlk Apollo ay misyonları zamanından bu yana araştırmacılar gariplikleri bulmak için ayın fotoğraflarını incelediler ve ayın ilk görüntülerinden bu yana bilim adamlarının açıklayamadığı sayısız anormallik keşfedildi. Apollo 11'in iniş yaptığı yerden yaklaşık 300 km uzakta UFO avcıları büyüleyici şeyler buldu. Tüm alan inkar edilemez mimariye atıfta bulunduğuna şahit olmuşlardır. İniş yapılan bölge harap olmuş yapılara ev sahipliği yapıyor. Bunu yalnızca Amerikalı astronotlar değil, Ruslar da onaylıyor. Sayısız yazar ve paranormal araştırmacı birinin çok çok uzun zaman önce ayda bir şey inşa etmiş olabileceği konusunda hemfikir. Fakat bu kesinlikle insanlar değildi.
UFO avcıları ve eski uzaylı teorisyenleri tüm nesnenin yapay kökenli olabileceğini savunuyorlar. Bu nedenle Ay'a ayak basmak özel bir başarıydı. İnsanları Ay'a indirme fikri ise teknolojinin bunu mümkün kılmaya yakın bir yerde olmasından çok önce, yani hayal gücünde çoktan kurgulanmıştı bile. Ne de olsa Ay'da olmak binlerce yıl boyunca sayısız antik kültürün geliştiği mitolojik bir manzaraya adım atmaktır. Ay şüphesiz hikayeler yeridir ve Ay'a ayak basmak, göklere adım atmak ve dünya olmayan bir yerde durmaktır. Ay'ı yukarıdan ve yüzeyinde araştırırken buranın gerçekten ne kadar tuhaf olduğunu fark etmeye başladık. Ay hakkında mevcut olan komplo teorilerinden bahsetmiyorum. Buranın ne kadar tuhaf bir yer olduğunu anlamak için NASA'dan bir bilim adamı olan Robin Brett'in bir zamanlar söylediği söze bakalım. Ay'ın yokluğunu açıklamak varlığından daha kolay görünüyor. Bir yan başlık atalım. Ay, uzay istihbaratının yaratılışı mı? Kulağa yeni bir dizi ya da Hollywood başlığı gibi gelen şey aslında Temmuz 1970'te yazılmış bilimsel bir çalışmadır. İki Rus bilim adamı Mikhail Vasin ve Alexander Sherbakov, Sovyet dergisi Sputnik'te Ay Uzaylı İstihbaratının Yaratılışı mı? Başlıklı bir makale yayınladı. İki uzmanın önerdiği teori, Ay'ı çevreleyen sayısız gizemi ve yaratılışını açıklayacak argümanlar sunuyor. Bilimsel makaleleri Ay ve oluşumu hakkında o sırada başka hiçbir bilim adamının sormaya cesaret edemediği sayısız soruyu gündeme getirdi. Ne de olsa ana akım uzmanlar dünyalıların evrendeki tek zeki tür olduğuna ikna olmuştu. Çalışmalarının ağır eleştiri almasına rağmen iki Rus bilim adamı Ay ve onun sayısız gizemi hakkında yazarken görüşlerini şöyle dile getirdiler. Dünyanın Ay'ı doğal bir uydu değil. Bugün bile bizimkinden çok daha üstün bir teknolojiye sahip süper gelişmiş zeki varlıklar tarafından evrenin uzak köşelerinde kelimenin tam anlamıyla oyulmuş bir gezegenimsi olduğuna dair bir teori önerdiler. Sherbakov ve Vasin, kayaları eritmek ve Ay'da uzun oyuklar oluşturmak için devasa makinelerin kullanıldığını ve erimiş atığı Ay yüzeyine yaydığını öne sürdüler. Ve bunları söyleyenler, zamanın çok çok ötesinde düşünebilen iki bilim adamıydı. Ay'ın yeniden yapılandırılmış bir metalik kayalık hurda dış kabuğuna ek olarak gövde benzeri bir iç kabuk tarafından korunduğunu ve sonunda bu muazzam geminin kozmosta yönlendirildiğini ve sonunda gezegenimizin yörüngesine yerleştirildiğini söyleyerek teorilerini geliştirdiler. Bazıları bunun akıl almaz bir fikir olduğunu söylüyor. Ancak iki bilim adamı bilimsel verilerle desteklenen bir noktaya değindi. Vasin ve Sherbakov, pirinç gibi işlenmiş metaller, uranyum-236 ve neptunyum-237 elementleri içerdiği keşfedilen bazı ay kayaları olduğunu belirtiyor. Bu elementlerin Ay gibi bir ortamda doğal olarak meydana geldiği hiçbir zaman bulunamadı. Ancak bir şekilde Ay yüzeyinde onlardan izler var. Vasin ve Sherbakov makalelerinde şunları yazıyor. Sağduyunun geleneksel yollarını terk ederek ilk bakışta dizginlenemez ve sorumsuz bir fantezi gibi görünen şeylere daldık. Fakat insanın Ay hakkında topladığı tüm bilgilere ne kadar yakından bakarsak hipotezimizi çürütecek tek bir şey olmadığına o kadar ikna oluruz. Sadece bu değil. Şimdiye kadar Ay gizemi olarak kabul edilen birçok şey bu yeni teorinin ışığında açıklanabilir. Ay yaşamının okyanusta yaşamaktan karada yaşamaya geçişine yardımcı olan gelgitleri yol açar. Ayrıca Ay dünyanın yörüngesine göre eğimini de dengeler. Eğer dünyanın bir ayı olmasaydı, yer çekimi etkileri gezegenin kutuplarının rastgele dolaşmasına neden olurdu. Buna karşılık bu, dünyanın yaşam, özellikle ileri yaşam için çok daha kaotik bir yer olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla dünyanın yörüngesine dönen bir ayı olmasaydı, gelişmiş yaşamın dünyada gelişmesi gerçekten oldukça zor olurdu. Son bilgisayar simülasyonları ayın aslında dünya için ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ayın varlığı olmasaydı, dünyanın eksen eğikliği bugünkünden tamamen farklı olurdu. Bu şu anda bildiğimiz gibi mevsimlere sahip olamayacağımız ve mevsimler olmadan dünyadaki yaşam için çok zor olabileceği anlamına geliyor. Başka bir deyişle Ay aslında inanılmaz bir işlevi yerine getiriyor. Mükemmel tasarlanmış yaşamı sürdüren bir yapı.
Ama eğer ay aslında gelişmiş bir uzaylı ırkın sonucuysa onların ayda var olduklarına dair kanıt bulamaz mıydık? Bazılarına göre zaten var. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0 and lift off of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Atlantis now in the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the international outpost. 30 seconds into the flight, Atlantis almost 2 miles in altitude, almost 6 miles downrange from the Kennedy Space Center already, traveling 500 miles an hour. Three liquid fuel main engines now throttling back to 72% of rated performance, going into the bucket, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Bazı bilim adamları ve özellikle NASA araştırmacısı Otto Binder, çeşitli amatör radyo operatörlerinin ilk insan aya ayak bastığında halktan gizli bir şekilde görev kontrollü astronotlar arasında gizli iletişimleri olduğunu ve asıl buradan bilgi akışı yapıldığına inanıyor. Gülünç bir komplo teorisi olarak ağır bir şekilde eleştirilen bu raporlara göre, astronotlar görünüşe göre ayda dünya dışı nesneler gördüklerini konuştular. Sadece yapılar gibi görünenleri değil, görünüşe göre bir kraterin kenarında park edilmiş uçan daireleri de görmüşlerdi. Ay'a iniş sırasında astronotların her birinin ayrı bir tıbbi amaçlar için kullanılacak iletişim kanalı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu kanal özeldi ve herkese açık değildi ve genel kamu yayınları üzerinden duyulmasını istemediğiniz bilgileri iletmek için çok kolay bir şekilde kullanılabilirdi. Ve özellikle Apollo 17'de kullanıldı. Belgeleri videonun ilerisinde göreceksiniz. Çünkü tüm konuşmalar çözümlendi, yayınlandı ve aniden ortadan kaldırıldı. Yayınlayansa FBI'ydı. Bu hikayeyle ilgili gerçekten ilginç olan şey, Ay'a inişten sonraki 30 dakika içinde bir diyalog gelişti. Astronotlar NASA ile konuştu. Hey, tahmin et ne oldu? Bir kraterin kenarında bir şey gördük. Zamanında NASA'nın resmi olarak yayınladığı görüntüleri titizlikle inceleyen ve bu görüntülerin tıpatıp aynısını sahnelemek üzere bir film çevrildi ve halka sunuldu. Nedense insanların çoğu bu filmi duymamış durumda. Fakat izlemeniz gereken bu filmin linkini açıklama bölümüne ekledim. İzlediğinizde her şeyi çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Peki bu anomalileri nasıl açıklıyorsunuz? Ay'ın Güneş sistemindeki diğer doğal uydulardan farklı olduğunu biliyor musunuz? Ay'ın tuhaf bir yörüngesi var. O kadar eşsiz ki bilim adamları onu Güneş sisteminde başka hiçbir yerde bulamadılar. Görünen o ki Güneş sistemimizdeki diğer tüm doğal uydular gezegenlerinin ekvator seviyelerinin yörüngesinde dönüyorlar. Ay'ımız Dünya'nın yörüngesinde 5 derecelik bir eğimle dönüyor. Ay'ın kesin bir irtifası, rotası ve hızı vardır. Bu da onun dünya gezegenine göre düzgün bir şekilde çalışmasına izin verir. Basitçe söylemek gerekirse Ay şu anda bulunduğu yerde olmamalıdır. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? Uzaylı tasarımı? Yoksa rastgele bir olay mı? Ayrıca Nobel Kimya Ödülü sahibi Dr. Harold Urey, Ay'da bulunan astronotların taşları ve titanyum içeriği karşısında çok şaşırdığını söyledi.
Araştırmacılar titanyumun varlığını açıklayamadıkları için örnekler hayal edilemez ve akıllara durgunluk veriyordu. Ay yüzeyinin analizi daha fazla tartışmaya neden oldu. Aydaki kraterler bu oldukça sıra dışıdır ve geleneksel veya yerleşik jeofizik açısından gerçekten açıklanamaz. Ay dünyadan daha yaşlı. Ayımız bilinen evrende keşfedilen diğer uydulardan hiçbirine benzemiyor. Araştırmacıları ayın 4.6 milyar yaşında olduğunu biliyor ve bu birçok soruyu gündeme getiriyor. Bu, bilim adamlarına göre ayın dünyadan yaklaşık 800 bin yıl daha yaşlı olduğu anlamına geliyor. O halde şu dev soruyu sorabiliriz. Peki ya dünya ayın uydusuysa ve her şeyi yanlış yorumluyorsak? İçi boş ay teorisi. 20 Kasım 1969'da Apollo 12 astronotları fırlatıldı ve sistem onu ayın yüzeyine çarptı. Ay depremlerini ölçmek için sismograflar kurmuşlardı. Çarpmanın ardından son derece beklenmedik bir şey oldu. Ay, bir saatten fazla bir süre boyunca sismik olarak bir çan gibi yankılandı. Ayın neden bir çan gibi çaldığını anlamak için o sırada NASA'nın başkanı olan Dr. Wernher von Braun, Apollo 13 için NASA'nın kasıtlı olarak roketin daha ağır bir kısmını ay yüzeyine çarpmış olabileceğine karar verdi. Ama buna hiç kimse inanmadı ve bu çan sesi gibi bir sesle uzun süre boyunca uğuldaması bir şok etkisi yaratmıştı. Yani içi boş bir metal su deposuna elle vurularak ses gelmesi gibi. Sonunda bu oldu. Ve ay bu sefer devasa bir kozmik gong gibi 3 saatten fazla 20 mil derinlikten sesini yankılamaya başladı. Bu hiç beklenmiyordu ve bugün hala birçok bilim adamının kafasını karıştırıyor. 1966 kitabında Carl Sagan, evrendeki gök cisimlerinin bileşimi ile ilgili modern bilimi tanımladığı yerde adından çokça bahsedilen Evrende Akıllı Yaşam kitabını yayınladı. Öyleyse içi boş bir nesne olmadığı sürece neden sesle titreşsin? Bu ayın doğal bir oluşum değil, yapay olarak oluşturulmuş bir doğa anlamına gelebilir. Bu bir dizi soruyu gündeme getiriyor. Kim bu kadar yetenekli olabilir? Ya da nasıl bir teknolojiyle yapılmış olabilir? Apollo 17. NASA neden Apollo 17'de durdu? Aslında NASA'nın Apollo 17, Apollo 18, 19 ve 20'den sonra planlanan 3 görevi daha vardı. Ancak iddiaya göre görevler hiçbir zaman gerçekleşmedi. Resmi olarak insanın ayda yürüdüğü bilinen son görev 1972'de NASA'nın gerçekleştirdiği Apollo 17'dir. Apollo 18 filmi birçok UFO araştırmacısının desteklediği, bazılarına göre iyi bir kanıt olduğunu ortaya koyan birkaç ayrıntıya sahip. Apollo 18 görevi planlandı ve Kopernik kraterine inmesi gerekiyordu. Ancak 28 Temmuz 1969 tarihli NASA OMSF insanlı uzay uçuşu haftalık raporuna göre çeşitli iniş yerleri verildi ve Schröter Vadisi olarak değiştirildi. Ayrıca Higinus Rille veya Copernicus bölgesine inmeyi planladı ve tartıştı. Apollo 20 başlangıçta Surveyor 7 bölgesi olan Tycho krateri için tasarlanmıştı. Ancak bu görevlerin hiçbiri gerçekleşmedi ve çoğumuz nedenini merak ettik. NASA neden durdu? Bazılarının öne sürdüğü gibi ekonomik ve politik sebeplerden dolayı mıydı, yoksa dahası var mıydı? Apollo 17 için işler gerçekten iyi gitmedi. En uzun insanlı ay iniş uçuşu da dahil olmak üzere birçok dünya dışı rekoru kıran bir görevdi. En büyük ay örneğini dünyaya getiren ve aynı zamanda ay yörüngesinde en uzun süre kalan görevdi. Açıklama bölümünde sizlerle paylaştığım filmi mutlaka izlemelisiniz ama kısaca neden görevlerin iptal edildiğini söylemek gerekirse şunları söyleyebiliriz. Amerikan hükümeti astronotların bilmediği gizli bir amaç ve görevle Rusların daha önce ayda bulunmuş olduğu noktaya gidilmesi ve neler olduğuna bakmaları yönündeydi. Astronotlarsa çeşitli örnekler aldıkları basit bir ay görevi olduğunu düşünüyorlardı.
Gidiyorlar ve Rus astronotların cesetleriyle karşılaşınca şok oluyorlar. Tabii çok geçmeden kısa bir süre içerisinde uzaylı varlığın saldırısına uğruyorlar. Ve bir pilot yaralı bir şekilde uzaylıyla dünyaya geri döner. Ve ardından tüm görevler sona erdirilir. Dahasını ise filmden öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu arada internet mecrasında tüm Apollo görevleriyle ilgili dünya kadar veriye ulaşılırken özellikle Apollo 17 ve 18 ile ilgili hiçbir dokümana ulaşamıyorsunuz. Hepsi yasaklanmış ve kaldırılmış durumda. Çin ayın karanlık tarafı için gitti, ayın uzak tarafının görüntülerini gönderdi. 8 Aralık 2018'de başlatılan Çin ve Chang 4 misyonu ayın uzak tarafına inen ilk uzay aracı olarak tarihe geçti. Chang 4 görevi ayın uzak tarafındaki uzay aracıyla dünya arasında aracı görevi gören uydular tarafından izlenen bir arazi aracı ve bir gezegenden oluşuyor. 12 dramatik dakika. Ayın uzak tarafına iniş dramatik bir andı. Misyon uzmanlarının uzay araçlarının Ay'a dokunarak tarih yazdığını gözlemledikleri 12 dramatik dakika boyunca nefeslerini tuttuklarını söyledi. Çin'in nispeten düz bir alan olan Sinus Iridium veya Göktaşı Körfezi'ne dokunan Chang'e 3 misyonunun aksine Chang'e 4 misyonu engebeli jeolojik özelliklerle kaplı bir alana indi. Aslında gitmesi gereken yer Ay'ın karanlık yüzüydü. Chang 4 araştırma projesinin yönetici direktörü Zheng He, dağların uçuş yolu üzerindeki etkisinden kaçınmak için dikey bir iniş stratejisi seçtik dedi. İniş aracı ay yüzeyinden yaklaşık 2000 metre yüksekliğe indiğinde uzay aracının kameraları potansiyel engelleri belirlemek için ay yüzeyinin görüntülerini çekti. Görüntüler ayın uzak noktasındandı. Belki de ayın karanlık yüzüne gidişi ve elde edilen görüntüleri paylaşmak yerine farklı görüntüleri ayın uzak noktası olarak paylaşmayı seçtiler. Peki neden ayın karanlık yüzünün fotoğrafları yayınlanmıyor? Ay'da devasa bir delik bulundu. İlk keşif Kaguya'nın ay yüzeyinde yaklaşık 50 metre çapında gizemli bir delik tespit etmesinden sonra yapıldı. Sonunda başka bir radyo dalgası çalışması 50 metrelik girişin dünyanın doğal uydusuna giden süper kütleli bir tünelin sadece küçük bir parçası olduğunu keşfetti. Ayın yaklaşık 1 milyar yıl öncesine kadar büyük ölçekli volkanik aktivitenin kurbanı olduğuna yaygın olarak inanılıyor. Peki bu delik ve oluşturduğu tünel bir volkanik tünelse neden başka yok? Neden yüzlerce yıldır faal bir hale geçmedi ve dahası bu tünel nasıl oldu da bir şekilde kapanmadı. Keşfi yapan Japon ajansı yakın gelecekte insanlık ayın yüzeyinde tamamen işlevsel bir üs kurduğunda bu boşluğun gelecekteki ay kaşiflerini radyasyondan ve kozmik ışınlardan koruyabileceği konusunda bir teori geliştirdi. Buzz Aldrin ayda UFO gördüğünü doğruladı. Yıldızlara göre hareket eden bu aydınlığı gördüm. Houston demeyecek kadar akıllıydık. Dışarıda bir ışık bizi takip ediyor. Yani teknik olarak tanımlanamayan uçan bir cisim haline geliyor. YouTube'a yüklenen özel Buzz Aldrin Sci-Fi UFO görüldüğünü onaylıyor başlıklı bir videoda Apollo 11'deki Ay modülü pilotu olarak inen ilk iki insandan biri olan Amerikalı bir mühendis ve eski astronot UFO'larla ilgili inanılmaz açıklamalar yaptı. Buzz Aldrin'e ek olarak Armstrong da UFO'lar hakkında konuştu. Sci-Fi'ın Aliens on the Moon'daki sighting'e özel haberine göre Neil Armstrong ayrıca tıbbi kanala geçti ve doğrudan baş sağlık görevlisiyle konuştu ve şu sözleri aktarıldı. Buradalar. Kraterin yan tarafına park etmişler. Bizi izliyorlar. Armstrong, inanılmazdı. Tabii ki her zaman bir olasılık olduğunu biliyorduk. Gerçek şu ki uyarıldık. O zamanlar bir uzay istasyonu veya bir ay şehri hakkında hiçbir soru yoktu. İlginç bir şekilde Apollo 17'nin komutanı Eugene Cernan 1973'te Los Angeles Times'taki bir makalesinde şunları söyledi. Bana UFO'lar hakkında soru soruldu ve kamuoyuna onların yani UFO'ların
başka biri, başka bir uygarlık olduğunu düşündüğümü söyledim. Bu iddiaları destekleyen en iyi alıntılardan biri, Amerikalı bir deniz subayı ve havacı, test pilotu, havacılık mühendisi, astronot ve su bilimci olan Scott Carpenter'dan geliyor. Astronotlar uzaydayken hiçbir zaman yalnız değillerdi. UFO'lar tarafından sürekli gözetlendiler. Ay'da yabancı üssü bulundu mu? NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter yani LRO, Dünya'nın doğal uydusunun yüzeyinde başka bir garip nesne yakalamayı başardı. UFO avcılarına göre başka bir anormal yapı. Araştırmacılara göre görüntülerde görünen nesneler her türlü teoriye yol açan tuhaf ve çarpıcı bir geometriye sahip. UFO'locular ve uzaylı avcıları bu görüntülerin yayılması konusunda tetikteler ve başka bir gezegende akıllı varlıklar tarafından yapılmış bir gizli üs olduğundan eminler. Ancak NASA bu tür görüntülerin genellikle kaprisli teorilere ve dolayısıyla hatalı yorumlara yol açtığına dikkat çekti. Son yıllarda Ay'da iddia edilen üsleri gösteren görüntülerin sayısı 4 katına çıktı. Bu görüntülerin bazıları paranoyaklıktan başka bir şey olmasa da bazı görüntülerse birçok düşündürücü teoriye yol açtı. Dr. Brandenburg'e göre Clement'in misyonu temelde bizim bilmediğimiz birinin Ay'da üsler kurup kurmadığını kontrol etmek için bir fotoğraf keşif göreviydi. Onları geliştiriyorlar mıydı? Olası yapıları gösteren Ay'dan gördüğüm tüm resimlerden en etkileyici olanı 1 mil genişliğinde doğrusal yapının bir görüntüsü. Bu kesinlikle yapay görünüyordu ve orada olmamalıydı. Uzay savunma camiasından biri olarak Ay'daki herhangi bir yapıya büyük bir endişeyle bakıyorum. Çünkü o bizim değil. Böyle bir şeyi inşa etmemizin imkanı yok. Demek ki yukarıda başka biri var. Resmi bir Apollo görevinden ele geçirilen açık belgelerin transkripleri Ay'daki uzaylılar hakkındaki ayrıntıları olduğu gibi açıklıyor. Hala varlıklarına dair kesin bir kanıt bulamamış olsak da aslında bir UFO ülkesine ve uzaylıların merhaba biz parça parça geldik diyerek etrafta dolaştığını görmedik. En azından resmi olarak değil. Birçok üst düzey hükümet yetkilisi, askeri görevli ve hatta uzaylı yaşamı ve UFO fenomeni hakkında konuşan astronotlar bunun gerçek olduğunu belirtiyor. Sonunda ifşa hareketi adına konuşan çok sayıda insanın yanı sıra son zamanlarda UFO gözlemlerini, gizemli fenomeni ve uzaylı yaşamını detaylandıran yüzlerce gizliliği kaldırılmış belge kamuya açık hale getirildi. En etkileyici belgelerden biri FBI arşivinden geliyor ve şunu gösteriyor. Disklerin bir kısmı mürettebatlaşır, diğerleri uzaktan kumanda altındadır. Görevleri barışçıldır, ziyaretçiler bu gezegene yerleşmeyi düşünürler. Bu ziyaretçiler insana benzer, ancak boyutları çok daha büyüktür. Onlar bedenlenmiş, dünya insanları değil, kendi dünyalarından geliyorlar. Diskler bir tür radyan enerjiye sahiptir. Onlar bizim deyimimizle herhangi bir gezegenden değil, bizimkiyle iç içe geçen ve bizim için algılanamayan eterik bir gezegenden geliyorlar. Ziyaretçilerin bedenleri ve aynı zamanda zanaat, yoğun maddemizin titreşim hızına girerken otomatik olarak gerçekleşiyor. İstedikleri zaman eteriye yeniden girerler ve böylece iz bırakmadan görüşümüzden kaybolurlar. Geldikleri bölge astral düzlem değildir. Ancak lakas veya talasa karşılık gelir. Ezoterik konuların öğrencileri bu terimleri anlayacaktır. Ancak halka sunulan tek belge FBI'dan gelen belge değil. NASA'nın en başarılı uzay programlarından birinin geçmişine bakarsak, birçoğuna göre Apollo misyonlarının astronotlarını UFO'ların nasıl takip ettiğini ve Ay'ın yüzeyinde yabancı yapıların olduğunu gösteren sayısız ipucu bulacağız. Belgeleri tekrar tekrar inceleyin. Çok daha fazlasını bulacaksınız.
kısa diyalogları içeren görsellerin bazılarını sizlerle paylaşıyorum. Ayda bir üst veya ileri düzeyde bir karakol mu kuruldu? 1959'da uzay yarışı yepyeni bir seviyeye geçiyordu. Project Horizon'ın ilk teklifinden 2 yıl sonra ilk Apollo görevi 27 Ekim 1961'de başlayacak ve insanlık tarihinde yeni bir bölüm yaratacaktı. Bununla birlikte dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, başta Amerika ve Sovyetler Birliği, yalnızca Ay'a seyahat etmeyi ve gezegenin yörüngesine astronot yerleştirmeyi planlıyorlardı. Planları zamanın ötesindeydi ve şimdiden sıraya dizilmiş çok sayıda projesi vardı. Güneş sistemimizin militarizasyonunu başlattı. Karakolun daha sonra Ay'ın askerileştirilmesi ve keşfinde kullanılacak yeterli ekipmanı içermesi için yeterli büyüklükte olması planlandı. Askeri karakol, tek kişinin ya da 10 ila 20 kişinin sürekli olarak hayatta kalmasına ve ılımlı yapıcı faaliyetine uygun olarak tasarlandı. Projenin adı Project Horizon. Ay karakoluna dahil edilecek sofistike bir savunma sistemini içeriyordu. Üst insan ateşlemeli silahlarla yapılan Sovyet kara saldırısına karşı savunulacaktı. Düşük verimli nükleer savaş başlıklarına sahip güdümsüz Davy Crockett roketleri. Basınç takımlarını delmek için modifiye edilmiş geleneksel Claymore mayınları. Bunlar ay üstlerine yerleştirilecekti. Günümüzde bu proje hangi noktada bilemiyoruz. Ay konusunda bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben Volkan Çelik. Yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın.